oldu? Anne? Siz söyleyin bakalım. Hanginizin bu? Hanginiz hamilesiniz? Cevap versenize. Hanginiz hamilesiniz? Benim. Ne? Benim olmadığımı sevindin ama, değil mi? Ya Doğacığım, sen nasıl böyle bir şey söylemezsin bize? Fatih'in Görücü'ye gittiğini duyunca söylemek istemedim. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Ya inanamıyorum Doğa, neyi bilmiyorsun? Ya tamam, gitme kızın üstüne Kıvılcım. Doğacığım, her şeyin bir zamanı var, biliyorsun değil mi? Cemre daha küçücük, Fatih'ten yeni boşandın. Ya anne, biliyorum. Bir süre bunu konuşmak istemiyorum ama lütfen. Fatih biliyor mu? Bilmiyor. Kimse bilmiyor. Lütfen de bilmesin. En azından ben bir karar verene kadar. Ah Doğacığım ya. Ya aynen, evde de konuşmayın. Ne olur, annem her şeyi duyar, biliyorsunuz. Ya annem bilmesin zaten. Bunu da bilmesin. Buna da üzülmesin. Anne sen de üzülme. Nasıl üzülmeyeyim Doğa? Tamam, tartışmayın. Benim birazcık kafamı toplamam lazım. Lütfen. Yalnız kalmak istiyorum. Düşünmem lazım. O zaman eve gel. Benim gözümün önünde ol bari. İyi, tamam. Hay oğlum. Anneciğim hayırdır, çok keyiflisin. Hay Fatih ile konuştum şimdi. Kızı çok beğenmiş. Allah'ıma şükürler olsun, suratsız Doğa'dan kurtuluyoruz. Ben de konuştum. Tabii konuşun konuşun, destek olun kardeşinize. Çok moralli gördüm onu da, kız iyi biri galiba. Kız pırlanta. Oh maşallah, hayırlısı o zaman. Amin yavrum. Ben yatıyorum anne, Allah rahatlık versin. Hadi hayırlı. Hay oğlum dur unutmadan. Nila ile bir an önce barışın diye ben kurban adamıştım. Rabbim duamı nasıl hızla kabul ettiyse bizim de adamımızı o hızla yerine getirmemiz lazım. Yalnız senin de gelmen şart. Tamam olur anne, sabah seninle birlikte çıkarım. Ha iyi, tamam oldu. Tamam hadi, Allah rahatlık versin. Hadi iyi geceler. Fatih şu kızla evlensin, gene kurban keseceğim. Heh, ne yaptı? Yedi, uyudu şimdi. Heh, ay maşallah yürüp seni. Mustafa'm dedikodu var. Ne dedikodusu Nilay? Ya bu evde 2 dakika odadan geç çıksan sanki böyle zaman kapsülündeymişsin gibi olayları kaçırıyorsun. O yüzden mutlaka bir şeyler olmuştur. Ne oldu? İşte annem sen dön diye adak adamış. Fatih kızla görüşecek galiba. Ay şaka yapıyorsun, yok artık. Ya bu ailede gerçekten yas tutma diye bir şey yok yeminle. Ama doğada son zamanlarda iyice baymıştı. O yüzden benim kıymetimi bil. Biliyorum Nilay, bilmez miyim? Ama daha çok bil. Bilirim tabii ki. İnşallah Fatih de artık çok mutlu olur. Çok çekti garibim. İnşallah. Da o baba tarafını çektiği için biraz zor. İşte bir aile olmanın özlemini çekiyor. Çocuğu da uzakta. Hay aile olmak gibisi var mı? Aile dediğin evde huzurlu olmak. Öyle öyle, biz dua edelim Fatih için, iyi olsun. Ha, Mustafa o bizim için çok dua ediyor sanki. Sen öyle diyorsun ama biz seninle bozuştuğumuzda senin haklı olduğunu söylüyordun, ne haber? Ah canım, kıyamam. O zaman işler değişir. Ben hemen okuyup üfleyeyim o zaman. Çok canım sıkıldı Alev ya. Anladım onu. Da biraz sessiz konuş da içeriden uyanıp gelmesin. Ya her şey başa sararsa? Ya şimdi bu çocuğu doğuracağım derse? Ya ben bu insanlarla bir daha muhatap olamam. Ya tamam Kıvılcım, sen de felaket senaryoları yazma şimdi. Nasıl yazmayayım Alev? Biz Ömer'le yeniden başladık. Yani her şeyin başa sarması demek bizim gerilmemiz demek. Doğa bir karar verene kadar sabredeceksin artık. Sen de pek sakin karşıladın.
Ne yapalım? Olan olmuş. Oh. Ay, babanız bu sabah daha iyi görünüyor çok şükür. Çok şükür. Oh, çok şükür. Abi biz de çıkmadan bir kafamızı uzatır bakarız. Tabii tabii. Mustafa kahvaltıdan sonra adak kesim yerine gideceğiz unutmayın mı? Tamam anne. Demek benim eve dönmem için adakları adadın ha anneciğim. Tabii adadım kızım. Ben evlatlarımın mutluluğu için her şeyi yaparım. Ders Fatih'in başına inşallah. İnşallah. Fatih, yeni gelin geliyor. Gözümüz aydın. Vallahi bakalım. İyi biri, düzgün biri gibi. Olacak gibi duruyor yani. Bu kızı da doğayla aldatma da. Ya sana doğru dürüst insan gibi cevap veriyorum. Yine de olmuyor değil mi? Tamam Nilay. Neyse annem. Ben bir Görkem'le konuşayım. Onu da onayını aldıktan sonra istemeye gideriz. Tamam yavrum. Baban da o zamana kadar iyileşir bakalım. İnşallah. 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 Alo. Ya konuşamadık, çatlayacağım. Ne yapacaksın? Bilmiyorum Alev. Bak annen ağlamıyorsa sen daha fazla üzülme diye. Dün gece sen yattıktan sonra bayağı kötü oldu. Fark ettim. Ama ne yapacağım hiç bilmiyorum. Bulacağım bir çaresini. Tamam. Bana da haber ver mutlaka, tamam mı? Tamam. Telefonum nerede benim? Burada. Günaydın. Günaydın. Günaydın Doğacığım. Uyudu benimki. Bakıyorum erken döndün Alev'den. Ben seni daha uzun kalır sanıyordum. Cemre için zor olacaktı anne. Öyle in çık in çık. Siz nereye böyle? Ben kuaföre gidiyorum. Randevum var. Saçlarımın ucunu kestireceğim. Ben de işe geçiyorum. Anladım. Evde kimse yok yani. Sevilay var. Ben varım Doğacığım. Eğer senin işin varsa Cemre'ye ben bakarım. Biliyorum Sevilay ablacığım, sağ ol. Çimen nerede? Babasıyla buluşacak, oradan okula geçecek. Geç gelecek o da. Kayhan da kızlarına pek düştü bu ara. Hadi anneciğim, işe geç kalıyorum. Daha bırakacağım seni, hadi. Tamam, geldim, geldim. Hadi. Anlatsana kızım ya, hiç dedikodu falan vermiyorsun ha? Dedikodu yok ki. Her şey stabil. Stabil. Annem bu Ertuğrul'la görüşmüyor sanırım artık. Yok ya. Onlar bir olamadılar. Zaten sevgili gibi de değillerdi. Ya bu Ertuğrul zengin değil mi? Bizim bu Ünallar gibi. Bayağı. Ama böyle daha mütevazi takılıyor. Kafasız yani. Babacığım adam gösterişi sevmiyor diyelim. Gösterişi sevmiyor. Yani var ya, o kadar param olacak. Yemin ediyorum. Dolardan kafama şapka yapıp öyle gezerim ha. Yani adam yeni zengin değil ki, aileden böyleler. Ya bunun kimi kimsesi yok mu? Yok, işte bir Mihri var. Kim? Mihri. Ha Mihri, ha kızı değil mi ya? Doğru doğru. Ama iyi birine benziyor. Çok tatlı, biz çok iyi anlaşıyoruz. Da yazık, ona da üzülüyorum. Niye üzülüyorsun kızım ya? Metana yanık. Nasıl yani? Bayağı. Metehan'dan hoşlanıyor ama o pek yüz vermiyor. Salak mı Metehan ya? Gerçekten salak ha. Yani böyle bir adamın kızını bulmuş. Dur ben onunla bir konuşayım dur. Baba sakın. Kız bana bir sırrını verdi. Duyulursa asla benimle konuşmaz bir daha. Ha sır. Tamam tamam. Tamam çok iyi anladım kızım. Ağzımı mühürlüyorum.
Ama bunlar iyi oluyor ha. Bence yakışır bunlar birbirine ya. Ertuğrul'la da dünür oluruz. Ne dünürü baba ya? Bu yaşta evlilik mi olur? Olur kızım, olur. Bunların hepsi aynı kafa. Ömer de aynı kafa. Bak. Baba bak, söylemeyeceğim dedin. Bana söz verdin. Ya tamam kızım, söz verdim. Söylemeyeceğim. Tamam. Ayrıca bana ne ya? Kim ne yapıyorsa yapsın. Sen ne yapıyorsun sen? Özlemedin mi babanı ya? Özlemez olur muyum ya? Canım kızım benim. Hayatım, ben işe gidiyorum. Bir isteğin var mı? Aslında var. Ne? Gelirken içecek bir şeyler ve çerez alır mısın? Sen dışarı çıkmayacak mısın? Halim yok. Hayatım. Olmaz ki böyle. Sürekli yatacak mısın? Kalk bari Alev'in yanına git. Çok yorgunum. Sen alırsın değil mi gelirken? Tamam alırım. Başka bir şey istersen de ararsın. Tamam. Canım şu kumandayı da uzatır mısın? Al. Sağ ol canım. Hoşça kal. Görüşürüz. Şu nasıl ya? Şu olur mu ki? Dağıtırızım. İnsanlar et yiyemiyor. Maşallah besledi annem. Tamam abim, biz annemin dediğini alıyoruz. Allah kabul etsin annem beni. Dayı onu kapsana. Sağ ol. Yalnız bize keserken videosunu muhakkak atın, olur mu? Efendim hiç aklınız kalmasın. Tamam. Ya şuradaki ne kadar tatlıymış. Annesi nerede bunu? Yok. Annesi az önce hanım ablan seçti, koyundu. Hadi ya. Nasıl yani? Biz şimdi bunu öksüz mü bıraktık? Bir şey olmaz çocuğum. Hadi bakalım. Bir şey olmaz. Onların kaderi bu. Evet, kurbanlık koyun diyorsunuz yani. Aynen efendim. Abi kaderi buymuş. Biz bunun annesini keseceğimize bir çocuk mocuk okutsaydık anne ya. Ay hadi Mustafa'cığım, uzatma. Hadi yavrum. Gel annem. Gel, şuradan gel. Da değil mi? Kolay. Sağ olun. Merhaba. Nasılsınız hanımefendi? Sizden bir randevu alabilir miyim? Yeni tanışıyormuşuz gibi yapalım derken sizli bizli mi olduk? Role kendimi fazla kaptırdım değil mi? Yani biraz. Eğer işin yoksa öğlen yemek yiyelim mi? Yo, çıkabilirim. Nereye gideceğiz? Benim eve gideceğiz. Bak şimdi ya. İnsan tavlamaya çalıştığı birini böyle sürekli eve davet eder mi? Allah Allah, sen hala tav değilsin yani, öyle mi? Yani uğraş biraz. Peki çalışacağım. Gelip seni alırım, birazdan çıkacağım, tamam? Tamam, anlaştık. Görüşürüz. Semacığım nasılsın? İyiyim, siz? İyiyim ben de. Sen buraya bayağı adapte oldun bakıyorum. Çok şükür, bir zararım yok. Abdullah Bey nasıl? Daha iyi mi? Şimdi annemle konuştum. Daha iyi dedi ama bakalım. İyileşir. Hiç merak etme. İnşallah. Umut ne durumda? Umut kötü. Yapma ya. Yani yatıyor, kalkıyor. Başka bir şey yapmıyor. Hasta gibi. Çok kötü. Ne olacak bilmiyorum. Hiç konuşmuyor da. Uyuyor işte. Uyanıyor. Yemek yiyor. Kimseyle de görüşmek istemiyor. Zaten çok az konuşuyor. Bayağı depresyonda o zaman. Çok üzülüyorum, evet. Yani hiç kolay şeyler yaşamadı. Onu da anlıyorum ama hayat da devam ediyor. Umut için pek devam ediyor gibi değil. Bir psikoloğa mı görünse acaba? Bir doktor görse iyi olur. Depresyon eğer tedavi edilmezse daha da derinleşir. İçinden çıkılmaz bir hal alır yoksa. Doğru söylüyorsunuz. Yani belki de öyle yapmalıyız. Sen onunla bir konuş. Doktora görünsün mutlaka. Hatta ben Alev'e söyleyeyim, o da onunla konuşsun bir. Ay çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Size de. Gel.
Müsait misin Rüzgar? Tabii ki. Ne haber? İyi sen? İyidir. Ya sana şey söyleyeceğim. Şimdi bizim bu dernekteki okuttuğumuz çocukların aileleri için dernek bir yemek verecekmiş. Ben de programda bir kesit olarak sunmak istiyorum, iznin olursa. Program senin, nasıl istiyorsan. Sağ ol. Yani olabildiğince duyurmaya çalışıyorum. Ne kadar insan duyarsa o kadar iyi. Bu arada çekim için de ekip istersem senden. Tabii ki, çok iyi düşünmüşsün. Sağ ol Rüzgar. Bu arada Nur Sema'yı gördüm biraz önce. Bayağı bir bezmiş görünüyor. Ha. Umut meselesi mi? Evet. Yani onun için bir şeyler yapalım diye düşünüyorum. İzin ver diyeceğim ama şimdi eve giderse daha da bunalacak. Evet. Ben bir şeyler ayarlamaya çalışırım. Allah iyi olur. Kolay gelsin. Sana da. Aslı'cığım, Nur Sema'yı odama yollar mısın? Sağ ol. Gel. Beni çağırmışsın. Ne haber Nur Sema? İyi. Süper. Sana yeni bir iş veriyorum. Kıvılcım'ın derneğinin bir yemeği olacak şimdi. Biz de kanal olarak gidip onu çekeceğiz. Senin de çekim ekibinin sanatının başında durmanı istiyorum. Gerçekten mi? Eğer sen de istiyorsan. Tabii tabii, çok isterim. Okey, o zaman sen de. Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin. Ya şimdi tam yanına mı düşürdün? Yok yok. Şimdi şu parsel normalde bize ait değildi. Hı hı. Ama geçen mimarlar seni kendi sınırlarımıza kattık. Sana niye mesaj gelip duruyor öyle bip bip? Bankadan ya, mesaj geliyor. Ha. Niye geliyor, neden mesaj atıyorlar? Harcama yapıldığına dair diyor da. Allah Allah. Kartın kopyalanmış falan olmasın? Allah korusun Fatih. Geçen Nilay kart bilgilerini istemişti, onunla alakalı herhalde. O da aynı şey zaten. Beklenen son. Ha, onu söylüyordum işte. Şu parsel artık bizim. Çok pardon amca. Doğa arıyor da bu önemli olabilir. Siz şey yapın. İyi, hadi bakalım. Evet beyler. Efendim Doğa. Fatih, ne haber? İyiyim. Aynı işte, çalışıyorum, şirketteyim, yoğun. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu Cemre, iyi mi? Yok yok, bir şey olmadı. İyi, gayet iyi. Tamam, ben şimdi önemli bir toplantıdayım ama. Ha, anladım. Ya aslında ben senden bir şey rica edecektim. Tabii ki, nedir? Benim okula gitmem lazım. Evde de kimse yok. Cemre'yi bırakamıyorum. Acaba gelebilir misin? Tamam, Hayat ablaya söylerim hemen. Yok. Olmaz o zaman. Neden olmuyormuş? Yani ona alışık değil, daha doğrusu unutmuştur, yadırgar şimdi yerini. Neyse tamam, ben başım çaresine bakarım. Tamam Doğa, tamam. Sen bir şey yapma, ben halledeceğim. İyi tamam. O zaman bekliyorum. Sevle abla. Doğacığım. Senden bir şey isteyebilir miyim ya? Tabii istersin. Evden birkaç saat çıksan olur mu? Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı da Fatih Cemre'yi görmeye gelecek. Evde kimse yok dedim. Ama annemlere söyleme ne olur. Söylemem, sen merak etme. Benim de birkaç işim vardı zaten, onları hallederim hem. Tamam, teşekkür ederim.
Nur Sema. Merhaba. Aa, Ertuğrul Bey, nasılsınız? Hamdolsun, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Umut nasıl? Toparlayabildi mi kendini? Yani şu an pek iyi değil ama inşallah iyi olacak. Kolay değil tabii. Ama toparlar, merak etme sen. Hayat bu. İnişleri olacak, çıkışları olacak. Yapacak bir şey yok. Öyle tabii. Sen çekim için geldin sanırım, değil mi? Evet, evet. Derneğin yemeği Kıvılcım Hanım'ın programında yayınlanacak. Ben de onun organizasyonu için geldim. Çok iyi yapmışsın. O konuyla alakalı benim de birkaç tane fikrim olacak. Sana söyleyebilirim değil mi, mahsuru yoksa? Tabii, seve seve. Çok sevinirim. Tamam, o zaman bir dakikanı rica ediyorum. Benimle gelebilirsen anlatayım. Sakin ol. Bırak şimdi gitme, sonra konuşursun. Bir saniye. Ömer, lütfen. Lütfen. Eyvah. Ne oldu canım? Babam. Merhaba. Selam baba, ne haber? İyiyim. Dershanede sanıyordum seni ben. Öyleydim. Dershaneye gittim. Çıkışta Azra'yla buluştuk. Tanıştırayım, Azra. Babam. Merhaba, nasılsınız? Ömer Ünal. Meta'nın babasıyım. Meta'nın kime çektiği belli oldu. Afiyet olsun. Sağ ol baba. İyi misin? Pek sayılmaz. Ah be, hadi kalkalım biz de. Niye, ne oldu ki? Ya gerginlik olmasın, boş ver, hadi gidelim. Peki canım. Hesap lütfen. Biz öderiz ya. Ömer, belki başka bir şey konuşuyorlardır. Kıvılcım, 40 yaşında bir kadınla Meta ne konuşuyor olabilir ki? Olacak iş mi? Ben de şaşırdım. Ama Metehan akıllı çocuk. Ömer ne yaptığını biliyordur. Gördük ne kadar akıllı olduğunu. Neyse, sen akşam evde sakince konuşursun. Şimdi biz bilip bilmeden yorum yapmayalım. Tamam. Senin de canın sıkıldı. Olur mu öyle şey? Asıl senin keyfin kaçtı şimdi. Boş ver beni. Nasıl durumlar evde? Ömer, biliyorum yani bu aile meselelerini seninle konuşmayacaktık. Ama ben bir şeyi çok merak ediyorum ve sormak istiyorum. Sor tabii. Fatih birisiyle görüşüyormuş. Doğru mu bu? Yani geçen görücüye gittiğini biliyorum. Ama ne olduğundan haberim yok. Herhalde ciddi bir ilişki olsa senin de haberin olurdu. Ya inan ki bir şey bilmiyorum Kıvılcım. Neyse, tamam. Kapatalım artık bu konuları. Keyfimize bakalım. Bence de. Aşkım, güzel kızım. Babam mı gelecek senin? Geldi baban. Geldi baban, bekle. Nasılsın yavrum? İyiyim. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Ay, sağ ol. Fatih'in acil bir toplantısı çıkmış. Anne koş dedi. Hemen geldim ben de. Ay, torunuma dayanamam çünkü. Buyurun, iyi yapmışsınız. Sağ ol. Ay, 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 babaanne senin kuzusuz.
Hah canım kızım benim bir tanem. Ay merak etme yavrum, ben dezenfekteyim, biliyorsun temizlik konusunda ne kadar hassas olduğumu. Bilmez miyim? Ay maşallah benim kuzuma. Yavrum sen hallet ne işin varsa bizi hiç merak etme. Ben torunuma gözüm gibi bakarım. Yalnız burada şimdi yalnız kalacaksınız ya, rahatsız olmazsınız değil mi? Malum annemin evi, her an alev gelebilir. Ben buraya torunum için geldim. Başka konular beni ilgilendirmez. İyi tamam. Ay, maşallah benim kuzuma. Annesi ne güzel bakmışsın. Kızım bak ne zaman yardıma ihtiyacın olursa ara beni tamam mı? Sen de canım ne zaman isterse çık bize gel. Orası senin de evin. Sağ olun. Teşekkür ederim. O zaman ben çıkayım. Tamam çık yavrum. Dolapta sütüm var. Zaten çok geç kalmam. 1-2 saate gelirim. Sen bizi hiç merak etme. Hadi Allah zihin açıklığı versin. O zaman görüşürüz. Tamam yavrum. Anneciğim. Oh benim güzel kızım. Görüşürüz. Hay. Güle güle kızım. Benim kızımın annesi gitmiş, gelecek miymiş? Ha? Cemre? Babaanne? Boşu boşuna evden çıkıyorum ya. Bu kadın bana bu kadar iyi davranıyorsa Fatih'le o kız kesin ciddi. Barışmamızdan korkmuyor bile. Annem Cemre'ye bakmaya gitti. Doğa kesin Fatih'le barışmaya çalışacak. Ya ne alakası var canım? Ben onun ruhunu biliyorum. Fatih bundan vazgeçti ya, kıymete bindi. Evde o kadar insan var. Fatih arıyor çocuğa baktırmaya. Ama yemezler. O da doğru Nilay. Neyse. Dedikodu yapacak halim yok. Moralim bozuk. Vallahi ben de dedikoduyu hiç sevmem. Ama merak ettim senin niye moralin bozuk? Oğlum altınları gitti. Bu internet sitesinde de 10 yılda toparlarım ancak kaybettiklerimi. Kayıp büyük Nilay. Yani öyle 3'le 5'le olacak şey değil mi? Aynen öyle. Bize büyük para lazım. Büyük para. Tırtıklayarak olmaz. Soygun mu yapsak? La kasette Nilay. Yok biz oralara giremeyiz. Bak yeğenim aklımda ne var biliyor musun? Seni bu Link tayfasına mı dahil etsek biz? Link tayfası mı? Ya yok mu böyle fenomenler, Link fenomeni? Linkleri satıp satıp para kazanıyorlar. Nasıl fenomen olacağız ki? Benim 50 takipçim var. Milyonlar olması gerekmez mi? Ya Mustafa'dan gelen parayla takipçi satın alırız sana, ben hallederim. Olur mu ki? Olur olur, bal gibi olur hem de. Sen bana bırak. Aslında olur. Ama bizimkilerin bilmemesi lazım. Ya yok bizimkiler nereden bilecek? Zaten sen oraya incik boncuk böyle çanta manta koyacaksın. Öyle görünecek yani gidersem. Ay bir bakarsın fenomen olurum. Vallahi olur mu olur ya. Sektörde kocaman bir boşluk var zaten. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Annem içeride mi? İçeride. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Anne. Aa, hayırdır akşam akşam? Geç çıktım, anca gelebildim. Babam nasıl? Aman. İyi işte ne olsun, doktorlar geliyor gidiyor, serumlar takılıyor. Ama yanında da çok durulmuyor tabii. Nereden geldi bu hastalık babamın başına? Ey Allah tez zamanda sağlığına kavuşturursun inşallah. İnşallah. Ben şimdi çıkarım bir yanına. İyi maske tak. Tamam. Nasılsın sen? İyi misin? Evde durumlar nasıl? İyi işte. Fena değil. Hangisi? İyi mi fena değil mi? Kızım bir sıkıntın varsa söyle bakayım. Yok sıkıntım yok canım. İşte şey, Umut biraz moralsiz tabii. Bakalım inşallah düzelecek o da. Niye moralsizmiş? Kendi etti, kendi buldu. Asıl biz moralsiziz. Damadımız hapse girdi, rezil olduk. Ama ağzımızı açmıyoruz. Senin ağzını açmadın halbı mı? Kızım sana söylüyorum ben. El aleme bir şey mi diyorum? Ama içim hiç rahat değil. Varsa yoksa senin için el alem deme anne. Hayır yavrucuğum. Senin mutluluğun. Ama çevremi de düşüneceğim tabii.
Kim bilir zaten neler konuşuyorlardır. Ben babama bakıyorum. Maske tak. Söyledin anne. Kaç kere söyleyeceksin? Ay, buna da bir şey söylenmiyor. Baba, ben Azra'yı çok seviyorum. Niye anlamak istemiyorsun ya? Oğlum, sen kafayı mı yedin? Allah aşkına, bu kadın kaç yaşında? Ya konu aşk olunca hani bir yaşın önemi yoktu. Sen öğrettin ya bunu bana. Ne aşkı Metehan? Ne aşkı? Ya bağırıp durma artık, yeter ya. Çocuk yok senin karşında. İstediğim kişiyle olurum, sana ne ya? Oğlum, bu kadın bir sapık. Aranızda 20 yaş fark var. Senin annen yaşında. Sen onun oğlu gibi duruyorsun. Böyle bir ilişki olur mu? Eğer bunu düşünemiyorsa bu kadın sapıktır. Hiçbir şey düşünemiyor demektir. Azra'yı tanımadığın için böyle konuşuyorsun. Tanımak istemiyorum. Böyle bir insanı tanımak istemiyorum. Derhal bu ilişkiye son vereceksin. Bu saçmalık bitecek. Sen bu kadını nasıl tanıdın oğlum? Kim tanıştırdı sana? Allah aşkına, nerede tanıdın? Okulun çıkışına mı geldi yoksa? Ne? Aynen baba. Okul çıkışıma geldi, cebime şeker... Bana bak. Bana bak, gülme. Ben gülmüyorum, çok sinirliyim. Canımı sıkma benim. Yerde cüzdanını buldum, ofisine götürdüm, tanıştık, oldu mu? Hı? Ne iş yapıyor bu kadın? Biman mağazasının genel müdürü. Of, insanlara bak ya. Ulan kariyeri var, işi var, gücü var. Çocuk peşinde koşuyor. Ya çocuk deyip deyip durma, yeter. Ya 21 yaşındayım ben, farkında mısın ya? Senin böyle bağırıp çağırmanla da gidip Azra'dan ayrılacak değilim. Sok onu kafana. O beni seviyor, ben de onu seviyorum. Yeter baba. Yeter ya. Sal beni baba. Metehan! Hadi ya. Metehan! Hoş geldin Mustafa'm. Hoş bulduk Dinay. Nasıl geçti günün? İyi, aynı. Dinay, sen harcama mı yaptın? Bilmem, yapmış mıyım? Ay, ben bu aralar üzüntüden ne yaptığımı biliyor muyum? Neye üzülüyorsun Dinay sen? Anneme, babama. Ne? Bu aralar her şeyi dert ediniyorum. Lohusalıktan herhalde. Dinay, bu lohusalık 40 gün sürmüyor mu Allah aşkına? Ay, sen de her şeyi bileme. Benimki uzun sürüyor. Genç ve güzel kadınların öyle oluyormuş. Tamam, yani ne harcaması yaptın bu kadar? Hayır, normalden fazla tuttuğu için soruyorum. Biberon, emzik, bebek bezi, şey pişik kremi, biberon. Biberonu saydın zaten. İki tane biberon aldım. Bunlar bu kadar tutuyor mu Nilay ya? Hepsi organik de ondan. Organik yaşam pahalıdır Mustafa'm. Anladım. İyi peki, yani gereksiz harcama yapmayalım da yazık, günah. Yok yok, almayız canım. Bu da zengin olduğunun farkında değil. Ha, gereksiz bir şey alalım, ne olacak yani? Hasbinallah. Rabbime şükürler olsun, kurbanımızı da kestik. Oradan da Cemre'ye gittim. Ay, nasıl tatlı olmuş, nasıl tombişleşmiş. E bize de gelsin. Hep biz mi gitmek zorundayız? Hayır hayır, öyle bir durum yok. Bugün ekstra bir şey oldu. Anne, bu arada... Ben yarın Görkem'le oturup konuşacağım. Durumu da netleştirdikten sonra size haber veririm. Doğaya da söylemek gerekir mi? Niyeymiş o? Ya ne bileyim, çocuğunun babası ya sonuçta, o yüzden dedim. Ya isterseniz ben çıtlatırım. Yok yok, sağ ol. Hayır hayır kızım, sen karışma. Doğayı ilgilendiren bir durum yok ki. Hem zaten onun keyfi yerinde, istediği de buydu. Hiç doğayı karıştırmayın şimdi. Yok ya, haber vermek gerekir. Çocuğun annesi sonuçta. Şimdi değil oğlum. Her şey bir olsun bitsin. Sonra söyleriz bakalım. Hesap mı vereceğiz canım? Annem Doğan dişi bozmasından korkuyor. Yok, öyle bir şey olmaz da. Yani işte nazar olmasın. Tamam, tamam anneciğim. Ben bir Görkem'le konuşayım. Sonra her şeyi halledeceğim, söz veriyorum. Tamam, hallet oğlum, hallet. Hadi hayırlı akşamlar. Hadi. Ben de bir babanıza bakayım. Sonra da yatsı yıkılar yatarım artık. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.
Mustafa'm, sen iyi misin? Yoksa çok harcama yaptım diye bana kızdın mı? Ona zaten kızdım Nilay. Çok harcama yaptığını amcamla Fatih bile fark etti. Tamam, girmeyelim. Diğer mesele ne? Bugün adak yerinde bir kuzu gördüm. Annesi sizlere ömür. Deme ya. Ay ben çok etkilenirim. Ne olsayım ben? Ne olsası hala Nilay? 3 ay oldu. Ya benimki uzun sürüyor işte. Büyümesini bekleyeceklermiş. Sonra da... Sakın bana kuzu kavurma deme. Allah gecinden versin. Ay Mustafa, ben çok fena oldum ya. Sorma sorma ben de. Yüzü gözümün önünden gitmiyor. Aa, kuzuyu kurtarsak mı? Nasıl olacak o? Satın alırız, sonra sahiplendiririz. Yok, olmaz öyle. Papağan Yakup'u hatırla. Ya o cır cır konuşuyordu bir kere. Bu konuşuyor mu? Selamlaştınız mı? Yok, konuşmuyor. Ha, iyi. O zaman operasyon kuzu. Kocamın üzülmesine asla izin vermem. Bugün inanılmaz yoğundum. Yoksa buluşalım diyecektim. Ben de nereye kayboldu dedim. Bir yere kaybolmadım. Kaybolmaya da çok niyetim yok. Güzel. Bunu duyduğuma sevindim. Buluşalım mı yarın? Buluşalım. Ciddi bir şey konuşacak gibisin. Evet, seninle çok ciddi şeyler konuşacağım. O zaman haberleşiyoruz. Anlaştık. Öpüyorum çok. Öptüm ben de. Ne yapıyorsun? Annem iyi mi? Niye beni her gördüğünde sana kötü bir haber verecekmişim gibi geliyor? Öyle oluyor genelde. Annem iyi. Ben seni merak ettim. Eyvah eyvah. Fatih'le ne oluyor? Geçen bir geldiler. Başka bir haber yok. İyi. Görüşüyoruz. İyi iyi, maşallah. Olacak gibi diyorsun. Sen de beğendin. Yani öyle görünüyor. Bak, ne varsa görücü usulünde var. Kıyameti kopardın. Ama oldu işte. Sen duygulandın mı, bana mı öyle geliyor? Yani iş yerinde gerilebiliriz. Ama o başka, bu başka. Kardeşim evleniyor, daha ne olsun? İyi, tamam. Öp bakayım abinin elini. Aa, sen benim elimi öp. Benim ne? Hayır, ben gidiyorum. İyi, tamam. Bir isteğin. Sağ ol. Hadi, iyi akşamlar. Sana da. Deli ya. Hoş geldin. Hoş buldum. Kusura bakma, kalkamadım aya. Önemli değil. Ay, babama uğradım da o yüzden böyle geciktim. Nasıl, iyi mi? O kadar kısa gördüm ki anlamadım iyi mi değil mi. Ama annem iyiye gidiyor diyor. Hadi bakalım. Ya ben seni aslında bayağı aradım. Ay hadi ya. Ben bugün o kadar yoğundum ki hiç bakamadım telefonuma. Ay hayatım, 6 kere aramışsın. Kusura bakma ya. Ne oldu, önemli bir şey mi oldu? Yok şey, bu gelirken alkol al diyecektim. Sen... 6 kere gerçekten beni bunun için mi aradın? Evet, niye ki? Umut'cum nasıl niye? Ben çalışıyorum ya, sen de evdesin. Gidip istediğini alabilirsin, değil mi? Hani hasta gibi yatıyorsun ama sen hasta değilsin. Hayır, şey sen bu kadar zaman hakikaten niye bakamadın telefonuna? Çünkü Ertuğrul Bey'le derneğin yemeğinin çekimini yapıyorduk. Onunla uğraşıyordum yani. Ha tamam ya, tamam. Şimdi anlaşıldı. Ne anlaşıldı ya? Ertuğrul önemli adam ya sen. Kocanın telefonunu niye açacaksın? Şaka yapıyorsun değil mi? Duymadım diyorum yani, telefon yanımda değildi. Olmaz zaten ya. Ertuğrul kodaman adam Ertuğrul. Para babası ya. Ya Allah aşkına, bunun parayla ne alakası var? Sen ya yorgun argın işten gelmişim, sen bana ne diyorsun? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Sana hiçbir şey ima etmiyorum valla, konuşamayacağım gerçekten. Psikoloğa gitmemiz gerekiyor.
Git o zaman. Benim değil, senin gitmen gerekiyor. Çünkü her gün yatıyorsun. Hastaymışsın gibi davranıyorsun. Ya, ya bir deli damgası yemediğimiz kalmıştı, o da oldu. Para bitince böyle olur. Ya Allah aşkına bunun parayla ne alakası var? Çıktığın günden beri kendinde değilsin diyorum. Böyle giderse daha da kötü olacaksın. Gerçekten ben dinleyemeyeceğim bu saçmalıkları. Nereye gidiyorsun? Yatacağım. Yatmaktan başka bir şey yapıyorsun sanki. Ya sen Fatih'e gel dedin. Koşa koşa Pinko geldi, öyle mi? Aynen öyle. Hem de bir iyi. E artık kötü olacak bir şey yok ki. Bitti gitti. Ay, ona öyle demeyeydin. İyiydi ama neyse. Niye? Doğru söylüyor. Doğa, sen hala üzülüyor musun? Yok canım, ne üzüleceğim? Sen artık Pembe Hanım için bir tehlike olmaktan çıktın. Sana sataşmaz zaten. Fatih'e yeni bir hayat kuruyor. Ve zaten tek çocuk var. Ne alaka annenle? İki çocuk olunca ne oluyor? Canım, tek çocukla iki çocuk aynı şey mi? Erkekler o zaman evliliklerini daha iyi korur. İki tane çocuk var derler. Ne alakası var anne? Ben boşandığımda iki tane çocuğum vardı. Evladım, karşı tarafın bakış açısı çok garip. Bir de erkek doğursaydın, ay sen yerini çok sağlamlaştırdın, seni hiç boşayamaz derlerdi. Ben onu diyorum. Aslında doğru söylüyor. Biz kendimiz gibi düşünüyoruz. Bunların kafaları böyle çalışıyor. Neyse ya, kapatalım mı biz şu konuyu? Of, benim dizim başlıyor, ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Evde uzanırım biraz, siz ana kız takılın. Ya hadi görüşürüz. Doğacığım, düşündün mü? Düşünüyorum. Üstüne gelmek istemiyorum ama merak da ediyorum. Anne, Ömer abiye bir şey söyleme, olur mu? Yok hayatım. Söylemem tabii ki. Ayrıca biz Ömer'le aile meselelerini konuşmuyoruz. Söz verdik birbirimize. İyi bari. Senin bir okul programın yoktu. Nereden çıktı birden okul? Dersim varmış benim. Unutmuşum. Zülkar. Ya ben sana bir şey isteyeceğim. Çıkıyor musun? Hey ya. Bir ton yol çekeceğim daha. Söyle yeğenim. Ya Mustafa adak kurban yerinde bir kuzu görmüş. Hey, yemin ediyorum var ya, harika bir şeydi. Onun fena küşlemesi olur ha. Ay yanmıyor musun sen be? Allah Allah. Ya, kuzuyu kurtaracağız. Bizim yüzümüzden annesiz kaldı. Tamam Nilay. Küşlemeyi iptal ettim. Sen yarın al, eve getir kuzuyu. Ya Nilay, Allah aşkına kedi mi bu ya? Evde kuzu mu besleyeceğiz? Bir süreliğine, sonra şifreyi göndeririz. Ya yeğenim, bak kuzular böyle küçük yaşta etrafı çok pisletirler. Yer yer yaparlar, böyle boncuk boncuk etraf dolar ha. Ha gerçekten, ne ilginç hikayeymiş. Hasbinallah. Yaparsa bez bağlarız. Hem oğluma da bağlıyoruz ha. Tamam tamam, sen merak etme, ben sabahına çözerim, tamam mı? Alır gelirim. Tamam. Of. Gitti paralar, gitti. Ya bu sorunlar yurt dışına kaçmış. Dava uzun sürecekmiş. Vallahi yandım ben Leman ya. Yandım. Ha bu arada sabah Çimen'le buluştum. Yani anlamasın diye var ya, nasıl yalandan gülüyorum, nasıl. Utancımdan öldüm ya. Oh, kıyamam ben sana hayatım. Ay, Nilay'ın da paralar gitti değil mi? Ya zaten en çok korktuğum da o Leman. Yani polis alsın beni götürsün ama şu Nilay'ın eline düşmeyeyim ya. Ay, yengemlerin de haberi yok öyle mi? Ya yok, nasıl söylesin çocuğunun altından yediğini Allah aşkına ya. Ama iş bu, iş. Ya batmak da var, çıkmak da var. Ama bunlar ne anlar finanstan, paradan, ticaretten Allah aşkına ya. Üzülme sen hayatım, her şerde bir hayır vardır. Ya Leman, şu şerdeki hayrı bana bir anlat, kurban olayım ya. Evet, seni dinliyorum. Kayhan, hayatım, Rabbimin elbet bizim için hayırlı bir planı vardır. İnşallah Leman, inşallah. Yani bize onursuz, haysiyetsiz, en önemlisi de parasız nasıl yaşanabileceğini anlatmaya çalışıyorsa yandık biz Leman. Vallahi yandık. Tövbe de Kayhan. Allah'ın gücüne gider. Gün doğmadan neler doğar. Ha, ya Leman.
Söyle canım. Şu Ertuğrul'la kızın yemeğe mi çağırsak biz ya? Ha? Tamam, olur çağıralım ama bir samimiyetimiz yok ki. Laf sabır ver ya. Ya zaten samimi olalım diye çağırıyoruz bir tanem. Bak çocuklar da arkadaş, Çimen de gelir. Ha? Senin şu lokantada güzel bir yemek veririz. Tamam, güzel olur. Ben bir yengeme sorayım o zaman. Ha, tamam, sor. Ha, aman ha, aman. Onlar gelmesin tamam mı bir tane? Biz böyle baş başa olalım ya. Yok yok, onlar gelmezler zaten. Hele Abdullah abim bu haldeyken yengem asla gelmez. Ama yer yengemin yeri. Tabii müsaade istemek lazım gelir. Ha, güzel güzel, sen yine de bir çıtlat hayatım. Bu çocuklar bizim geleceğimiz ya. Yani onları boş bırakmayalım, ilgilenelim ya. Tamam, olur hayatım. Allah, ben var ya herhalde stresten öleceğim ya. Neyse, ben gideyim de şöyle biraz maç seyredeyim, kafam dağılır. Tabii hayatım, dinlen sen. Harap ettin kendini iyice. Of, kader diyemezsin. Sen kendin ettin, kendin buldun Kaya. Ah, ben ne yapsam? Adam perişan oldu. Tabii ya. Rabbim sen çok büyüksün. Canım. Canım ne yaptın merak ettim. Aklım sende kaldı. Konuşabildin mi Mete Han'la? Konuşmak denirse evet. Kötü mü geçti? Vallahi ne bileyim Kıvılcım. Bizim kimi anlamıyor. Kadın mı bunu dolduruyor anlamıyorum yani. Seviyorum ben deyip duruyor. Olacak iş mi? Şimdi Mete Han yaşça büyük birisiyle olduğu için kendini önemli biri gibi hissediyor olabilir. Kıvılcım bu normal mi peki? Değil tabii ki de. Mete Han delikanlı Ömer. Adı üstünde. Kanı deli akıyor. Hayatım hepimiz genç olduk. Yani birkaç yaş farkı olsa tamam. Buna bir şey demeyeceğim. Ama 20 yaş fark var aralarında. Böyle bir ilişki olabilir mi? Ya yarın öbür gün... Oğlumu bir maddeye falan da alıştırabilir bu. Bunun da garantisi yok. Olamaz mı? Evet haklısın. Anlıyorum seni. Ama oğlunun üstüne çok gidersen onu kaybedersin. Bak ben Doğan'ın üstüne gittim. Benden habersiz evlendi. Allah korusun. Ama gidip o kadınla konuşacağım. Bizimki anlamıyor. Kafasında kavak eller esiyor. Belki o anlar. Çok işe yarayacağını sanmıyorum ben ama... Tabii sen bilirsin. Görüşürüz. Tamam canım. Görüşürüz. Umut? Doğa? Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi. Nursema deli sanmasın diye attım kendimi dışarı. Öyle takılıyorum işte. O ne demek be? Niye deli zannedecek seni? Psikoloğa gitmem gerekiyormuş. Öyle dedi. Kimse de demiyor ki bu adam boş yere içeri girdi diye. Üzülmek de suç oldu artık. Onlar da bana hep suratına sık diyorlardı. Ya onlar istiyor ki böyle karşısındaki insan sürekli gülüp oynasın. Gerçi ben kime neyi anlatıyorum ki? Sen neticede bir Ünal Zede'sin. Aynen öyle. Benim bütün hayat enerjimi aldılar. Ya Doğa. Nursema biraz pasif agresif. Onun annesi de öyle. Yani bağırmıyor, çağırmıyor ama böyle o enerjisiyle bazen gerçekten sinir ediyor beni. Şimdi Rüzgar'ın yanında çalışıyor ya. Ben çok yoruluyorum. Sen evde yatıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun diye söyleniyor bana. Ya daha 3 gün oldu. Ben sana bir şey diyeyim mi? Pembe onu dolduruyordur. Ben o evin düzenini çok iyi biliyorum. Pembe bir şeye karışmadan duramaz. Nasıl olacak bilmiyorum. İyi ki bir hata yaptık ya. Bunlar için para ne kadar önemliymiş. Öyle zaten. Olmazsa olmazları. Bu arada Fatih'e de birini bulmuşlar. Hiç şaşırmadım. Günaydın. 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 Ne yapıyorsunuz burada ya? Hadi yürüyelim gelin.
Siz kader birliği mi yaptınız? Hayırdır? Yani böyle ülkenin depresyon seviyesini belli eden fotoğraf gibisiniz ya. Bu ne hal? Çok böyle karşılaştık, dertleşiyoruz işte. İyi. Yani evden çıkmış olman da sevindirici. Doğacığım, sen de birazcık artık gülümsemeyi mi denesen acaba? Hep böyle asık suratlı kalacaksın diye korkmaya başladım. Ay abartma Alev. Hayır yani böyle yürüyen radyasyon gibi dolanmak nedir? Kendinize gelin. Vallahi biz kendimizdeyiz Alev. Asıl sen kendine gel. Unutma, sen de bir Ünal zedesin. Ha yani birlik olalım, onları gömelim diyorsunuz. Yani. İyi, bana uyar. Hadi bakalım, başlayalım. Oğlumun kıyafetleri de hazır oldu. Zülker geldi. Zülker. Allah'ım. Bu ne? Çok güzel maşallah değil mi? Ah canım benim ya. Ya Nilay, yalnız biraz yaygaracağı bu. Peki meyiliyor mu? Yok meyiliyor. Ya daha bu yavru kuzu ya. Bana bak, siz bunu gizleyemezsiniz, ben diyeyim. Dur bakalım, bakacağız çaresine. Ver, gel minicim gel. Oy. Ben mutfağa gidiyorum, bir şey olursa çağır beni, tamam mı? Tamam tamam. Oy, evine hoş geldin. Hadi gel seni götürelim. Oy. Biz geldik. Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bu ne? Ben Mustafa'm. Oh, oy. Sen yeter ki mutlu ol Mustafa'm. Oy, sana kurban olurum ben. Ne tatlı bir şeysin sen. Yalnız kuş gibi saklayamayız. Evet, biliyorum. Bir çaresine bakacağız artık. Allah senden razı olsun İlhan ya. Cümlemize Mustafa'm. Bunun adını ne koyacağız? Anlamlı bir şey olsun. Romeo olsun mu? O ne ya? Bilindik en aşık adam. Hem bizim aşkımızın simgesi olur. Olsun. Romeo, hoş geldin. Hoş geldin Romeo. Hoş geldin. Polisimiz. Aa, Nursema. Müsaitsen gelebilir miyim? Gel tabii. Gel, Doğa da içeride. Nursema, hoş geldin. Hoş buldum. Halasının canı. Halasının canı. Nasıl yerim? Ya ben seni görünce şaşırdım. Bana tripsin sanıyordum. Olan oldu. Yapacak bir şey yok. Ben seninle Umut'la ilgili konuşmaya geldim. Biz de bugün yürüyüşte karşılaştık Umut'la. Benim zorumla çıktı zaten dışarıya. Umut hiç iyi değil. Ben konuşuyorum ama bir faydası olmuyor. Sen onun en yakınısın. O yüzden sana geldim araya. Söyle, ben ne yapayım? Yani Nursema, Bayman'ı anlıyorum. Ama bu çocuk da çok zor günler yaşadı. Yani hatta senin için kendi hayatından bile vazgeçti. Biliyorum, farkındayım. Ama ben de onun için çok fedakarlık yaptım. Mesela Nursema, ne yaptın? Doğa, sen de biliyorsun. Bizim evden ayrılıp başka eve çıkan tek kişi benim. Bu büyük bir şey. Çalışıyorum. Yani benim elimden de bu kadarı geliyor. Tamam.
Şimdi kim neyi ne kadar yaptı onu konuşmayacağız. Bir çözüm bulacağız. Umut eskiden ne yapmayı seviyordu? Sürpriz mi yapsam acaba ona? Nasıl bir sürpriz? Ya Umut'un yapmayı en çok sevdiği şey sen de biliyorsun. Sahneye çıkmak, şarkı söylemek. Çıktığı barı mı ayarlasam acaba? Siz de gelirsiniz. Bak bu iyi bir fikir. Ben getiririm Umut'u. Şimdi seninle çıkarsa evden anlar. Tamam, çok teşekkür ederim. Hem ona da moral olur. Siz uygunsanız bu akşam yapalım mı? Yapalım, yapalım. Yani bir an önce yapalım ki hemen kendi gelsin. Tamam. O zaman ben barı ayarlayayım. Akşam orada görüşürüz. Anlaştık. Çok teşekkürler. Ya ne demek ki, Umut iyi olsun da. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi oğlum, vallahi hayırlı haberlerini bekliyorum. İnşallah anne, bakalım. Ya bu kız gerçekten iyi mi? Daha biz görmedik de. Görmene gerek yok yenge. Ben gördüm yeter. Fatih'cim sen doğayı da görmüştün. Kız bir sene içinde Deccal'a, hatta Firavun'a dönüştü. Ya sabır ya. Yavrucuğum, doğa bizim ailemiz gibi değildi. Şimdi bu kız ayıp bilen, edep bilen bir aileye mensup. Ne demişler? Asil azmaz, bal kokmaz. Hayırlısı. Sen o zaman şey işe dersin. Ben şey ederim. Ne konuşuyorsunuz siz ya? Ay şunlara bak, ne güzel. Kendi aralarında anlaşıyorlar maşallah. Allah muhabbetinizi bozmasın. Amin. Maşallah. Fatih'cim, darısı başına. Yenge sen Fatih demeden cümle kuramıyor musun? İsa sevdiğine takılırmış Fatih, boş ver. Ay çocuklar, ne diyeceğim? Amcanıza söyleyin de bir ara bir uğrasın ya da ne bileyim yemeğe gelsin. İlla bir şeyim olması lazım. Tamam anne, söylerim ben. Hadi Allah'a emanet. Hadi güle güle. Rahatsız olmasın. Tamam tamam, hadi yavrum. Mustafa'm görüşürüz. Hadi ben de bir babana bakayım. Sabah baktığımda daha uyanmamıştı. Anneciğim, Allah herkese seni gibi hanım nasip etsin. Canım annem benim. Ömer Ünal geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor. Gelsin. Merhaba Ömer Bey. Hoş geldiniz. Pek hoş geldiğim söylenemez. Peki size ne ikram edeyim? Bir şey içmem. Fazla kalmayacağım. Buyurun. Meta'nın bir çocuk olduğunun farkında mısınız? Çocuk mu? Bence siz Meta'nın yetişkin olduğunun farkında değilsiniz. Meta size göre bir çocuk. Bakın o da 21 yaşında bir delikanlı. Hanımefendi, sizden rica ediyorum. Derhal bu saçmalığa son verin. Size göre saçma. Bizim Meta'nla müthiş bir ten uyumumuz var. Ve birlikte çok mutluyuz. Sizin ağzınızdan çıkan şey kulağınız duyuyor mu? Meta ne yaşadığının farkında bile değil daha. Size aşık olduğundan falan bahsediyor. Sizinle bir gelecek hayal ediyor. Bunlar normal şeyler mi? O da olabilir. Neden olmasın ki? Bakın Ömer Bey, Meta'nı bebek gibi görmekten vazgeçin. Ve onu daha fazla küçük düşürmeyin. O kocaman bir adam ve ne istediğini biliyor. Dolayısıyla sizden çekinip ondan ayrılacağımı düşünüyorsanız hiç kusura bakmayın. Bugüne kadar çok insan tanıdım. Ama sizin kadar utanmazını, arsızını hiç görmedim. Ben de memnun oldum. Alo. Fatih Bey. Gökhan ben, Görkem'in abisi. Merhabalar Gökhan Bey, nasılsınız? Bu beyi atalım mı? Akraba alacağız nasıl olsa. Seni dinliyorum. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Bugün bir görüşelim diyorum. Madem kardeşimle bir yola girdiniz, öncesinde bir oturalım. Hem birbirimizi tanımış oluruz. Peki, tamam olur, uyar bana. Bir saate sizin oralarda buluşalım mı?
Uygundur. Görüşmek üzere. Tamamdır. Görüşürüz. Gel. Gel abi gel. Fatih, bunlar imzalanacakmış. Sen iyi misin? Of. Vallahi bilmiyorum abi. Ama biraz karışıyorum yani. Görkem ne olacak? İnşallah. Az önce de abisi aradı işte. Benimle konuşmak istiyor. Kardeşimi sana emanet ediyoruz. Onu üzme. Konuşması yapacak muhtemelen. Normal. Ya normal, normal. Ben de bir şey demiyorum. Hani ailecek birbirlerine olan bağlılıklarını gösteriyor da ne bileyim yani. Doğaya nasıl söyleyeceğim bu durumu? Yeniden bir evlilik yoluna girdiğimi... Yani bir şey söylemem lazım. Kızımın annesi sonuçta. Üzülecek biliyorsun. Pek sanmıyorum. Benden ayrılmayı kendisi istemişti sonuçta. O işler belli olmaz Fatih. Ama bence sen uzatmadan konuş. Neyse şu imzaları atayım. Hı. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben bu yüzüğümü satmak istiyorum. Bir bakarsınız. Tabii ben bir bakayım. Yalnız çok değerli bir taş, ederine satmak isterim. Tabii ki. Ben bir inceleyip size fiyat vereceğim. Hanımefendi, maalesef bu taş sahte. Ne? Nasıl olur? Yüzüğün altın kısmı gerçek, taş zirkon. Ya ama bunu bana kocam aldı, servet ödedi. Üzgünüm. Bir yanlışlık olmuş olacak. Taş sahte. İsterseniz başka bir kuyumcuya daha sorabilirsiniz. Fakat aynı cevabı alacaksınız. Hay Allah. Zülkar, 10.000 takipçi olmuş. Hey Nilay, o kadar satın aldık. Bir de kendiliğinden gelenler vardı Nilay. Fotoğrafların altına başlık etiketi koydum ben. Eski fotoğrafları sildim. Şimdi 3 yeni fotoğraf ekledim. Bak bakalım. İyi mi? Nasıl? Bakayım. Türkiye albüm fotosu gibi olmuş ha. Güzel yani. Nilay yüzüne ne olmuş? Edit yaptım. Boyumu uzattım, kendimi incelttim. Yüzüne diyorum, yüzüne ne olmuş? Hollywood dokunuşu yaptım, sen anlamazsın. Şimdi beğensinler ki link versinler. Ha, iyi bir şey yani, iyi. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Bir iki adam sürekli bana meyve sebze fotoğrafı gönderiyorlar. O niye ya? Patlıcan var, salatalık var, şeftali var. Zerzevatçılar Birliği falan olmasın? Anlamadım ama yakında çözerim ben bunu. Çözersin sen. Ay Hayat. Tuhaf bir koku var evin içinde. Ne kokusu abla? Ne bileyim böyle bir ahır gibi kokuyor sanki. Yo, ben almadım kokuyu anne. Ben de almıyorum anne. Allah Allah. Hani tezek desem değil ama. Bir anlayamadım da yani. Zülkar, ben saklayamayacağım. Bir itiraf etmem lazım. Ne oluyor? Anneciğim, ben kokunun nereden geldiğini biliyorum. Ama öncelikle tızı gibi hassas burnunu ayakta alkışlamak istiyorum. Kızım söylesene, ne oluyor bakayım? Sana bir şey göstereceğim ama kızmayacaksın. Ne göstereceksin? Zülkar, sen de gel benimle. Anne gel. Hay Allah'ım, gel anne, gene gel. Ne oluyor? Aa! Kızım bu ne? Anne kuzum. Ha, gel bakalım. Ne işi var bunun burada? Anne daha küçük, yazık. Anneciğim, aslında şöyle oldu. Mustafa bu kuzuya çok üzülmüş. Annesi rahmetli oldu ya. Kızım, kurbanlık koyun o, delirdiniz mi siz? Anne baksana ne kadar tatlı ya. Yahu tamam tatlı da. Evde kuzu mu olur kızım? Bana bak. Kesinlikle evde kalamaz bu. Anneciğim, ona bir yer bulana kadar bir süre bizimle kalsın. Ölümünü gör. Ne
Ne olur, Mustafa da çok sevindi. Ne biçim laf o? Tövbe yarabbim. Anneciğim, ne olur. Bak, bu evde hiçbir istediğim olmuyor. Hepsi gitti. Bir arkadaşım Yakup vardı. O da depresyona girdi, gitti. Bari Romeo'ya bir şey olmasın. Romeo mu? Evet annem, adı. Aşıklar Prensi Romeo. Heh, adını ben koydum. Bari gavur adı koymasaydınız. Peki Müslüman olsa burada kalabilir mi? Nilay saçmalama Allah aşkına. Uf, anne, hadi aşk olsun. Lütfen diyorum sana. Yani bak sana ikinci erkek torunu getirdim. Daha ne istiyorsun? Ay hala kuzuya torun diyor, delireceğim. Kulağında Müslüman bir isim oku. Ya, bizimle bir süre yaşasın. Sonra gider. Ne olur anne, salona da hiç girmez. Ay yok, bir de gelsin baş köşede otursun. Ay vallahi başım tuttu benim. Anne lütfen. Anne, adını Pamuk mu koysak? Bak bir de zaten yumuşacık. Kurban olduğum biz buna burada güzel bakarız. Bu güzel besinlenir. Anne bundan bir güçleme çıkıyor, yemin ediyorum parmaklarını yersin. Zülkar, ben oğluşumu kimseye kestirmem. Hala oğluşum diyor. Dur isim düşünelim o zaman. Ne olsun adı? Beyaz olsun. Beyaz. Pembe beyaz, uyumlu da. Heh. Bak çok doğru söyledin anne. Diğer oğluşumun adı, kayınpederimin adı. Bu da annemle yakın. Allah'ım yarabbim. Hadi anneciğim oku. Bayağı ciddi ciddi. Ver bakayım hadi. Buyur anne. Hadi bakayım. Bundan böyle senin adın Beyaz. Bundan sonra senin adın Beyaz. Bundan sonra senin adın Beyaz. Amin. Amin. Bana bakın. Bunun altı, al bakayım şunu. Bunun altı hep bezli olacak. Yıkayacaksınız. Güzelce kurulayın. Evde koku falan istemiyorum. Anneciğim, Allah senden razı olsun. İyi ki varsın. Ay bir kuzunun kulağına ismini okumadığımız kalmıştı. Yemin ediyorum bu ev tam tımarhanelik. La havle ve la kuvvet. Biz Görkem'le çok anlaşamayız. Karakterlerimiz biraz zıt. O özellikle bazı konularda çok asidir. Özellikle iş konusunda çok atışırız. Ama o benim kıymetlimdir. Anlıyorum. Benim de bir abim ve bir ablam var. Dolayısıyla aile bağları bizde de kuvvetlidir. Bunu duyduğuma sevindim işte. Madem kardeşimle anlaştınız, bir yola giriyorsunuz, benim de abisi olarak seni tanımam lazım. Haklısın. Başından bir evlilik geçmiş galiba. Evet. Yeni boşandım. Ufak da bir kızım var. Neden ayrıldınız? Ya kusura bakma soruyorum ama kardeşimin üzülmesini istemem. O yüzden merak ediyorum. Şimdi şöyle. Doğayla yani eski eşimle bizim bir takım farklılıklarımız vardı. Farklı aile yapılarına sahibiz. Bunları aşabileceğimizi düşündük ama olmadı. Zaten ailelerimiz de hiçbir zaman anlaşamadılar. Dolayısıyla sonuç bu. Aldatma, şiddet gibi olaylar yok yani. Hayır yok. Benzer kültürde kişiler birbiriyle evlenmesi lazım. Biz geleneksel ailelerin çocuklarıyız. Annemizin, babamızın dediği bizim için kanun. Olması gereken de bu. Ben de görücü usulü evlendim. Çok da mutlu oldum. Anladım. Allah ne güzel Gökhan. Allah bozmasın. Darısı başımıza diyelim. Vallahi Fatih, ben seni kardeşime çok yakıştırdım. Aklı başında beyefendi bir adamsın. Allah tamamını erdirsin. Amin. Bu. Nasıl olacak bu işler ya? Efendim Nursema. Hah amcacığım, selamünaleyküm, nasılsın? Aleykümselam, idare eder Nursema, ne olsun? Amcam, ben bu akşam Umut'a bir sürpriz yapacağım da. Malum biliyorsun, biraz morali bozuk. Sen de gelir misin? Hani o seni çok seviyor. Bu şey var ya, Umut'un çıktığı bar. Hah, evet orada. Umut'u ben de çok severim bilirsin. Olur, akşam gelirim.
Nursema, Kıvılcım da gelse olur mu? Tabii. Siz görüşüyor musunuz? Evet, görüşüyoruz. Aa, bilmiyordum. Çok sevindim amca. Hayırlısı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Görüşürüz akşam. Tamam amcacığım, görüşürüz. Dilek sabah haberlerine geçti. Nazlı Hanım hastaneden çıkana kadar o sunacak da. Rüzgar Bey, siz iyi misiniz? Aa, gel bakayım şöyle. Aslıcığım, şu sırtıma bir bakar mısın lütfen? Nereye? Çok kötü kaşınmaya başladı. Sol taraf bak. Bura mı? Evet. Biraz daha yukarı. Kaşı. Zırtlar mı orada? Aa. Bu ne ya? Gel. Ay, pardon, affedersiniz. Nursema, gelsene bir. Aslı anlamıyor. Bak, çok kötü sırtım kaşınıyor. Çabuk. Bak şuraya doğru. Ha, şey ne? Nursema, şurası bak. Kızarık var mı şurada? Evet, hafif kızarmış orası. Ya bir dokunsana bir. Ne yapıyorsunuz burada? Kızarıklık varmış onun sırtında da, onu şey yapıyordum. Kıvılcım, bunlar anlamadı. Bir anne gözüyle bak Allah aşkına abi. Kafayı yiyeceğim ya. Böyle bir kızarıklık olamaz ya. Aa! Dur, kaşıma, kaşımaktan kızartmışsın. Ha, biraz iyileşti. Sen niye geldin Nusama'ya? Akşam Umut'a sürpriz yapacağım da ben. Morali düzelsin diye onun çıktığı barda. Hatta Kıvılcım Hanım'ı size davet edecektim. Seni davet etmeye geldim. Aslı sen de gelsene, işin yoksa. Programım var, çok teşekkür ederim. Kimler gelecek peki? Pembe Hanım geliyor mu? Yok canım, annemin ne işi var? İşte amcam gelecek. Kıvılcım Hanım gelirse. Olur tabii. Doğa, sen, ben, Umut'un arkadaşları. Ha. Alev de geliyor tabii haliyle. Tabii. En yakın arkadaşı. Sen gelmek istemezsen o yüzden anlarım. Yok canım, ben öyle tek bir şeye takılı kalamıyorum. Gel geçti. Senden ders almamız lazım Rüzgar, umursamama dersi. Seve seve veririm. Evet arkadaşlar, ne biçim kaşındım ama. Hiç bu kadar da kaşınmadım hayatımda bu arada. Başka ne yapmamız gerekiyor? Aciliyetli bir şey var mı şu anda? Ne haber? Çok bekletmedim değil mi? Yok canım. Ben de bir toplantım burada yapmıştım zaten. İyi oldu. Çok güzel gözüküyorsun. Özlemişim seni. Teşekkür ederim. Utandım şimdi. Niye utanıyorsun canım? Doğrusunu söylüyorum. Sen özlemedin mi? Özlemez olur muyum? Özledim. O zaman bugün çok erken gitme. Biraz zaman geçirelim. Ha. Olur. Bana uyar. Yemek yeriz. Biraz dolaşırız. Belki sonra bana geçeriz, film izleriz. Tamam. Gidelim. Süper. Benim bir şirketi arayıp gelmeyeceğimi söylemem lazım. Toplantılar var. 2 dakika arayıp geliyorum. Tabii olur. Pardon, bakar mısınız? Alo, ne haber? Bugün ev boş mu? Tamam, bana lazım. Tamam, hadi kapat. Allah Allah. Görkem, neredesin? Hemen önündeyim. Allah Allah, ben niye göremiyorum seni? Yok artık. Yok artık. Şaka mı bu? Değil. Ben böyle bir şey görmedim. Sen daha neler göreceksin. Atla hadi. Bir dakika, ben de mi gideceğim? Yani eğer korkuyorum diyorsan... Arkama da atlayabilirsin. Yok ya, korkmam. Fena değilimdir ama bayağıdır kullanmıyorum hani. O yüzden söyledim. Sana biraz heyecan lazım. Al bakalım kaskını. Vay be. Ceket de getirdim. O zaman önce şunu vereyim sana. Al bakalım. Bayağı hazırlıklı geldi. Bir denene.
Nasılsın oldu? Harikasın. Hadi takip et beni o zaman. Arabayı ilerideki valeye bıraktım. Biraz yürüyeceğiz. Problem değil. Aa, inanmıyorum. Bu çanta gelmiş mi sonunda? Hangisi? Bak şu şuradaki siyah olan. Çok güzel değil mi? Beğendiysen alalım sana. Yok artık. Ne olacak canım? Madem beğendin alacağız hadi. Aa, hayır canım. Çok pahalı bir çanta o. Ben kabul edemem. Teşekkür ederim. Bir şey olmaz. Hadi. Sen ciddi misin? Çok ciddiyim. Gel. Hayırlı akşamlar. Sefalar getirdin. Gel, gel oğlum, gel. Hemen yakalandık mı ya? Salonda durması yasak normalde de. Şimdi sen geliyorsun diye. Allah Allah, kurban olurum seni verene ben. Ya ne iyi yapmışsınız, Allah sizden razı olsun. Zaten annesini de kestik. Aa, yufka yürekli oğlum benim. Canım kocam benim, kimseye de kıyamaz. Hem Müslüman yaptım ben onu. Gayrimüslim miymiş? Adı Romeo'ydu ya. Annem beyaz koydu. Kulağına Kur'an okudu. Beyaz? Hadi gel bakalım çocuğum. Salon sana yasak. Gel, gel kaçma. Gel, gel. Sana salon yasak. Bu böyle hep annemin kucağında mı? Ya adını annem koydu ya. Aralarında bağ oluştu. İyi ki geldin Noa ya valla. Canım sıkılıyordu benim de. Sabah karşılaşmamız iyi oldu. E madem depresyondayız, bari birlikte takılalım. İyi yaptın. Şey, Nursema aradı zaten, o mesaiye kalacakmış, geç gelirim dedi. Biz de takılırız, istersen film falan izleriz. Ay yok ya Umut, ben zaten sürekli evdeyim, baydım. Şey mi yapsak, dışarı falan mı çıksak, bir yere gitsek? Harbi mi? Yatacağım deme. Ya yok demem de... E tamam o zaman. Çıkalım biraz kafa dağıtalım Ünal dedeler olarak. Şey, Nursema kızmaz mı? E çağır o da gelsin. Yok canım, nereye gelecek ya? Nefret ediyor öyle ortamlardan. Tamam, o nefret ediyor olabilir ama biz etmiyoruz. Hadi kalk, hazırlan. Ya Umut hadi sallanma hadi. Hazırlan. O zaman geliyorum. Bekliyorum ben. Hadi. Ben bir arayayım. Doğa getirecek Umut'u. Hadi bakalım, sevinecektir. Çok. Eyvah, rüzgar geliyor. Rahat ol. O çok rahat çünkü. Hiç takılmıyor. Ya ama ben çok mahcubum ona karşı. Hayır, rüzgar iyi biridir. Merak etme. Selam herkese. Hoş geldiniz. Ne haber? Ne haber? İyi, sen? Kaçak gelin de buradaymış. Ne haber? İyiyim, sen? Fena değil ya, idare eder. Burası iyi mekanmış bu arada. Hoş geldin Rüzgar. Hoş bulduk Nursema'cığım, ne haber? Çok sevindim gelmene. Benim ortam olsun be. Birazdan geliyorlarmış. Gökhan. Efendim sevgilim? İyi ki tanışmışız. İyi ki canımın içi.
Seni en kısa zamanda ailemle tanıştırmak istiyorum. Tamam, olur tabii. Ama haftaya bir iş seyahatine gideceğim. Ondan dönünce olabilir. Okey, olur. Bana uyar. Bak, aklıma ne geldi biliyor musun? Sen de benimle gelsene seyahate. Ya annem hayatta izin vermez. Ya sen bir türlü ayarlarsın ya. Hem bugün bana yetmedi. Bugün benim için çok özeldi. Benim için de. Sen hayatımın kadınısın biliyor musun? Bunu ilk gördüğümde anlamıştım. Gerçekten mi? Evet. Seni o gece gördüm. İşte benim kadınım dedim. Canım benim. İki güne görüşürüz zaten. İki güne mi? Aşkım, iş yoğunluğu anca. Sonra gideceğiz ya. Tabii sen ayarlarsan. O zaman ben iniyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Cimen, sen mi geldin? Evet. Ne haber anneanneciğim, ne yapıyorsun? Oh, herkes nerede? Umut'a sürpriz parti yapılıyormuş, herkes oraya gitti. Ha. Sen neredeydin bakayım bu saate kadar? Ben Mihri'yle birlikteydim, biraz dolaştık. İyi, güzel. Şey, ben çok yorgunum anneanne. Odama geçiyorum biraz. Olur. Abimle konuşmuşsun. Evet. Çekti beni bir köşeye. Hı. Ne istiyorsun benim kardeşimden? Evleneceksen evlen dedim. Yapar öyle şeyler. Ya o da haklı kendince. Tabii kardeşin düşünüyor. Hakkını yememek lazım. Neyse ben de ona... Dur bakalım ya, üstüme gelme. Belki ben biraz daha oyalarım onu dedim. Ya. Dur bakayım. Nereden yaraladı o seni? Yani kardeşi için bir öyle bir şey diyecek de yaralanmadan çıkacak oradan, imkansız. Hı. Yapma ya. E o zaman benim elimi çabuk tutmam lazım. Bence de öyle yap. Ne diyorsun, gel beni iste mi diyorsun yani? Aynen öyle diyorum. Sana geçmişi unutturmaya geldim. Çok iyi ettin. Sürpriz. Sürpriz. Ne sürprizi bu? Aşkım, buraya ayarladım senin için. Şarkı söylemeyi seviyorsun ya, hepimiz de seni dinlemeye geldik. Sen benim için mekanla mı konuştun? Hı hı. Benim sahneye çıkmam için senin birileriyle konuşmana ihtiyacım yok ki. Ne yani bu? Bana
acıdın ve sahneye çıkmama karar mı verdin? Ne diyorsun Umut? Oğlum ya karın sana sürpriz yapmış işte, ne güzel, niye atarlanıyorsun? Hayır. Benim sahneye çıkmak için kimsenin yardımına ihtiyacım yok ki. Yani tamam, hepiniz buraya gelmişsiniz, toplanmışsınız, teşekkürler. Ama ben yani gösteriye çıkacak kreş çocuğu değilim. Umut, ne alakası var? Evet Umutcuğum. Yok, ben size söylemiyorum. Kusura bakmayın. Bunu Nursema'nın düşünmesi gerekiyordu. Ben zaten seni düşündüğüm için böyle bir organizasyon yaptım. Sen düşünmedin Nursema. Sen bana acıdın. Mutlu ol istedim. Sen benim mutlu olmamı istiyorsan önce beni anlayacaksın. Ben iki gün üzüldüm diye insanları seferber edip benim mekanıma getirmen biraz saçma oldu. Ne bu? Hadi bir araya gelelim, sorumlu Umut'u eğlendirelim kafası. Kusura bakmayın. Hiç zorla sahneye çıkacak havamda değilim şu an. Geldiğiniz için teşekkürler. Umut gitme. Umut. Gitme. Gitme peşinden, boş ver, şimdi ters bir şey söyler. Gel. Hadi gel. Allah Allah. Ya konu nereye geldi ya? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Ya Nursema'cığım, ne alakası var? Bu aralar gergin biraz biliyorsun. Ondandır. Sıkma canını. Evet Nursema, üstüne gitme. Eve gidince de hiç bu konuyu açma. Bir şey yokmuş gibi davran. Belli ki hiç iyi değil. Ya Nursema, bu Umut kafaları yemiş, tamam mı? Sen hiç takılma. Biraz sakinlesin, ben onunla konuşurum, tamam mı? Üzülme hiç. Ben deli mi ne? Yani arkadaşlar haklıyım ama kızcağız sabahtan beri burada uğraşıyor. Bu da gelmiş onu azarlıyor. İnsan en azından nezaketen bir gülümser ya. E tamam, demek ki gülümseyecek kadar bile hali yok çocuğun. O zaman doktora gideceksin. İnsan içine çıkmayacaksın. Rüzgarcığım tamam. Ya arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın ama ben gördüğüm doğruları söylemek zorundayım. Ya ne oluyor ya? Bunalım böyle bir şey değil. Bunalım bu değil ya. Bu şımarıklık. İyi de Umut'ta zor günler geçiriyor. Doğacığım hepimiz zor zamanlar geçirdik. Hani ne oluyor yani? Ne oluyor? Sen de geçirdin. Bak Nursema geçiriyor şu anda. Ömer geçirdi. Annen geçirdi. Seni özellikle saymıyorum. Buradaki zor zamanların %50'sinin müsebbibi sensin. Ha başladı laf sokmalar. Tam yeri geldi. Tamam, tamam. Siz benim yüzümden ne olur tartışmayın. Hepinizden özür dilerim. Nursema lütfen. Yani Umut da büyük bir tepki verdiğini anlayacaktır mutlaka. Kayhan. Hı, söyle biterim. Benim sana bir şey söylemem lazım. Vallahi kötü bir şeyse söyleme. Tamam mı? Bak zaten üç damarım tıkalı. Vallahi hık der giderim ha. Allah'ım korusun. Tamam o zaman. Söylemeyeyim ben. Yani şimdi olmadı ya. Bak merak ettim ha. Alıştırarak söyle. Kayhan. Senin bana aldığın yüzük var ya. Hı hı. Sahteymiş. Ne? Sahte mi? Ya sana alıştırarak söyle dedim. Bu ne ya, ağda bandı çeker gibi leman? Of. Bak çarpıntı başladı ha. Bak yine dolandırılmışım arkadaş, yine ya. Senin haberin yok muydu? Ya yok tabii, nereden haberim olacak leman? Ya ben sana sahte yüzük alacak kadar alçak biri miyim? Alo Orhan. Abi senin şu tanıdığın bir kuyumcu vardı kapalı çarşıda. Ha? Ha diyorum ki oradan şöyle bana büyükçeni bir tek taş bulsan. Etrafı altın, taşı çakma. He? Ne deniyordu ona abi? Zırto mu? Ben ne salak bir adam. Vallahi bak dünyanın en salak adamı benim ya. Böyle herkes tokatlasın. Bu ne ya? Keşke söylemeseydim. Keşke. Hayatım bak. Her şeyden önce sen önemlisin. Benim için yüzük falan önemli değil. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? İyi ki varsın ya fedakar karım. İyi ki varsın. Canım benim. Canım benim. Gel bir tanem. Hayattaki en büyük desteğimsin.
Biz birbirimize iyi günde kötü günde demedik mi evlenirken Kayhan? Öyle mi dedik ya? Tabii. Bak ne iyi etmişiz de demişiz. Kayhan, her şeyin başı moral. Sen durumunu düzelt, her şey hallolur. Moral tabii ama benim moral yerli yeksan Leman. Yerli yeksan. Ama sen şu Ertuğrul işini hallet, tamam mı? Buluşalım, unutma sakın ha. Ayarlarım ben. O zaman ben bir yengemi arayayım, sorayım. Sana da bir ıhlamur yapayım. Ne alaka ya? İyi gelir hayatım, iyi gelir. İyi yap bari. Ya bu da var ya, böyle çayla ıhlamurla dert çözülür zannediyor ya. İnşallah şu Ertuğrul'la bir görüşürüz. Arıyor bal porsu. Vallahi bal porsu arıyor. Hadi bakalım. Efendim Nilay'cığım. Kayhan abi. Benim param ne oldu? Nilay'cığım söyledim ya, yani şirket sahibi hani yakalandı, dava sürecek dedim ya. Kayhan abi ben şirket mirket sahibi bilmem. Ben bir tek seni bilirim. Bir ben var, bir de benden içeri Nilay. Ne? Şey yok bir şey. Ya sen merak etme ya, bak şey diyorum hani bu işler meşakkatli işler, uzun sürer diyorum. Anladın mı? Yani uzun sürecek bu süreç. Kayhan abi bak ben anlamam. Benim fazla vaktim yok. Benim bu parayı acil toplamam lazım. Ben para kazanmak için elin zerzevatçılarıyla muhatap oluyorum. Nilay, ya sen rahat olsana Allah aşkına ya. Ben varım diyorum sana, ben halledeceğim. Niye bu kadar canını sıkıyorsun? Ya arkanda devlet gibi Kayhan var Nilay'cığım, lütfen ya. Bak bozuluyorum ha. Tamam mı canım? Hadi selametle. Yandık ya. Vallahi yandık, bittik. Ha. Efendim Leman. Hayırlı akşamlar yenge. Müsait miydin? Müsaitim, buyur. Biz şimdi Kayhan'la konuştuk da Ertuğrul Bey'leri yemeğe çağıralım diyoruz bizim lokantada. Sana sormadan hareket etmek istemedim. Olur tabii, çağırın. Ama ben Ertuğrul Bey'le Kayhan'ı bağdaştıramadım pek. Onlar görüşüyorlar mıydı? Çocuklar arkadaş ya yenge. İyi anlaşıyorlar. Ağırlamak istedik. Yemekleri de ben yaparım. İyi kızım tabii. Bana sormana bile gerek yok. Sağ ol yenge. Kayhan çok sevinecek. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi sen de emanet yengeciğim. Hadi hoşça kal. Güle güle. Ay, her şey bitti. Şimdi Ertuğrul'a bulaşacak. Aman bana ne, bizden uzak olsunlar da. Ya bat nereye kadar ya? Buyur hayatım. Ne yapacağım ben ya? Şifa olsun. Ha, ıhlamur gelmiş. Her derde deva, şifa olsun. Tamam bir tanem, her derdi çözecek şimdi bu. Yengemle konuştum. Sormana bile gerek yok dedi. Ha, çok güzel yapmışsın. Aferin sana bir tanem. Ben de hafta sonu Çimen'e söyleyeyim, bunları alsın gelsin. Tamam mı? Metehan da gelsin ha. Tamam, ben bir arar sorarım Metehan'a. Ya sorma, gelsin. Ama belki programı falan vardır çocuğun, bilmiyorum ki. Ya olmasın Leman. Planı programı olmasın yani. Hayat memat meselesi bu. Niye ki? Hayatım sen dünyanın en güzel yemek yapan kadınsın ya. Senin elinden kapuska yemeden mefta olmasın diye didinip duruyorum ya. Artık bu cevheri de herkes görsün değil mi? İlahi Kayhan. Tamam çok güzel. Güldük eğlendik mi? Ben moral bozukluğuna devam. Nilay. Hani Beyaz? Beyaz. Amcasının gülü. Rabbim nazarlardan saklasın bunu. Amin. Zülker şimdi Kayhan'la konuştum, parayı sordum. Gevilip durdu. Ama eninde sonunda o parayı ondan alacağım. Biraz zaman alacak gibi duruyor sadece. Bak yemin ediyorum ayar oluyorum o şu Kayhan'a. Şimdi boş ver sen onu. Benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Bak bizim sana fenomen ayarlamamız lazım. Ben araştırdım baktım, bu işler böyle yürüyor. Bir fenomen bulacağız, seninle arkadaş yapacağız. Bu sürekli seni paylaşacak, canım diyecek, cicim diyecek. Bitti gitti. Fenomeni nasıl bulacağız? Ben ayarlayacağım onu, sen merak etme. Ya Zülkar, sen o zaman ne yaparım? Allah sana razı olsun. Allah senden de razı olsun Nilay. Neyse. Beyaz sana emanet. Şimdi Fatih gelmiş. Bakalım neler olmuş. Umarım bir şey kaçırmamışımdır. Hadi git. Anne. Geldim. Hayırdır? Hayır kızım, hayır. Yarın Allah'ın izniyle kız istemeye gidiyoruz. Anne, ne bu böyle yangından mal kaçırır gibi?
Fatih, bu da mı yüklü yoksa? Bismillah. Ben artık ağzımı açmıyorum yoksa kalp kıracağım. Ne biçim konuşuyorsun Nilay ya? Ne var canım? Daha önce olmadı mı? Sormayayım mı? Sorma kızım, sorma. Sorma ya sen bunları, kuzuna baksak. Ha, onu da öğrendin yani. Ben şimdi babanızla konuşacağım. Yarın Allah'ın izniyle hep beraber gideriz. Anne ben babamı hiç yormasak mı diyorum acaba? Ya bence doktor da izin vermeyebilir. Dur bakalım doktor ne diyecek? Konuşuruz tabii bir onunla da. Ben Fazla'yı arayayım o zaman. Umut'u hiç iyi görmedim. Ben de. Yani yıllardır Umut'u tanıyorum. İlk defa bu halini gördüm. Bir de bunları konuşmayacaktık güya. Canım o kadar da değil. Gıybeti severiz diyorsun. Hayır. Meta'nın nasıl? Konuşabildin mi? Of, kadınla gittim konuştum. Utanmıştır herhalde. Hayatımda gördüğüm en utanmaz kadın. İnanılmaz biri. Yani bir de bana diklendi. Yok artık. Sorma. Yok yani böyle bir şey. Acaba Meta'nın böyle yaşça büyük birisiyle bir arada olması anne travmasıyla ilgili bir şey olabilir mi? Ya yok hayatım. Yani niye olsun? Leman'ı iyi kötü sen de tanıyorsun. Yani evinde duran, kendi işine gücüne bakan bir kadın. Sen yine de Metehan'ın üstüne çok gitme Ömer. Ters teper yani. Of, orası öyle. Gitmem, gitmem de. Yani yarın öbür gün baba ben çok seviyorum, evlenmek istiyorum derse ne yapacağım? Ya yok canım, Metehan akıllı bir çocuk. Yani yaşadığı bir macera sadece şu anda. İnşallah öyledir de bana pek macera gibi gelmedi. Yani işte çocuklar büyüdükçe dertleri de böyle büyüyor. Biliyorsun doğayla neler yaşadım ben. Bilmez miyim? Demek ki sıra Metehan'da. Onun da hayattan alması gereken bir ders var. İnşallah. İnşallah o dersi alır. Ufak tefek sıyrıklarla atlatır. Evet. Metehan akıllı çocuktur. Bence atlatır. Allah'tan Çimen'de böyle şeyler yaşamıyorum. En akıllısı Çimen aralarında. En azından yaşıtlarıyla takılıyoruz. Çok şükür ki öyle. Yani gerçekten onun adına çok mutluyum. Ah. Babam adına senden çok özür dilerim ya. Böyle geldi bir insana rezil etti gitti. Aşkım saçmalama. Sen ayrısın, baban ayrı. Ya orası öyle tabii de. Sen bana bozulmadın değil mi? Doğru söyle. Asla. Senin haberin yoktu ki. Baban hala seni çocuk olarak görüyor. Oysa sen aklı başında genç bir adamsın. Ama babam bunu anlamak istemiyor. Ay aman anlamazsa anlamasın. Ne olacak ki? Reşitsin. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Ya orası öyle tabii canım. Da işte. Ha. Yani ben babamın eline bakıyorum diyorsan. Aşkım o da sorun değil. Ben varım. Yavrum ne diyorsun saçmalama ya. Olur mu öyle şey? Olur. Neden olmasın? Senin kimseye ihtiyacın yok. Ya orası öyle tabii de. Bak diyeceğim. Hı. Bu akşam gitme. Ben de kal. Çok isterdim ama gideyim. Bunca olay yaşadık tekrar gerilmek istemiyorum. Hem sana da sıçrıyor konu görüyorsun. Olmaz bir şey olmaz. Hem büyüdüğünü anlasınlar. Ya takma bu kadar kafana. Hı. Hı. Gitme diyorsun. Gitme. Gel bakayım oraya. Thank you.
Her şey ne güzel başlamıştı. Neredesin sen? Seni nasıl merak ettim? Polisi arayacaktım neredeyse. Kafa dağıttım, ne var? Ne demek kafa dağıttım ya? Ben sen kafa dağıtasın diye gece düzenledim. Ya. Bravo be. Ne kadar büyük fedakarlık. Muhafazakar kız kocası için barda organizasyon yapmış. Sen sarhoş musun? Değilim. Tamam yeter, benim gelmiyorsun. İstediğin zaman bu eve girip çıkamazsın. Niye? Kirasını baban ödeyecek diye mi? Ya konuyu nereye getiriyorsun Umut ya? Sabah geldin eve, ben bundan bahsediyorum. Senin için çabalıyorum kaç gündür, niye anlamıyorsun? Çabalama o zaman! Yeter ya. Bu kadar kompleks yapacağım bir durum yok. Tamam mı? Sen de bunu anla artık. Çok sağ ol ya. Alo. Ne haber Doğan? İyidir. Senden ne haber? İyiyim ben de. Bugün görüşsek mi diyorum. Aa, olur. Tamam. Tamam. Cemile'yi de getirebilir misin? Onu da göreyim. Tabii. Getiririm. Hatta istersen sen de bize gelebilirsin. Yok, hiç gelmeyeyim ben. Sizin evin yakınında bir kafe vardı. Orada buluşalım. Hatta şöyle yapalım, ben sizi alayım, öyle geçelim. Aa, yok, hiç gerek yok. Biz zaten yürüyüşe çıkacaktık. Oradan geliriz yanına. Peki, tamam, nasıl istersen. Tamamdır. Görüşürüz. Ne yaptın Doğacığım? Çıkıyor musun? Fatih arada, buluşacağız birazdan. Konuşacak mısın? Bilmiyorum anne ya. Ne olur sık boğaz etme sen de. Gidince bakarım duruma göre. Tamam, peki sen bilirsin. Ay vallahi bunca işimizin arasında ha bir de kuzuyu takip ediyoruz. Anne, kız isteme bugün olacak öyle mi? Allah'ın izniyle. Heh. Gözün aydın abla. Ay sağ ol hayat. Vallahi iki taraf da çok mutlu. Bin şükür annem. Abdullah babam gelecek mi peki? Yok, doktordan izin çıkmadı. Biraz daha karantinada kalması gerekiyormuş onun. Ama görüştü karşı tarafla telefonda. Bu işler çok uzatmaya da gelmez. Ömer gelecek bakalım, ailenin büyüğü olarak kızı istemeye. Arayacağım şimdi onu da. Hadi inşallah annem benim. Zülker, sen Allah aşkına bu kuzuyu takip et. Sabah bahçeye çıkardım, bütün gülleri yemiş. Bu gidişle evi yiyecek. Annem, ben onu çok güzel eğiteceğim. Sen hiç kafanı yorma. Ay.
Ha, şu geceyi hayırlısıyla bir atlatalım. Ben zapturapta alacağım da. Hayat, sen işin bitince baklavanın şerbetini döküver, he mi? Tamam abla. Ha. Ha, yerde yaptık. Yatıver hadi. Hadi yat. Ya oğlum neredesin sen? Dün gece eve de gelmedin. Ha? Azra'da kaldım baba. Ya Metan, ben sana ne anlatıyorum, sen ne diyorsun? Ne Azra'sı? Baba Allah aşkına ne oluyor ya? Bir sakin ol. Azra'yla benim kafam uyuşuyor. Önemli olan da bu değil mi baba? Bir de gitmişsin kıza bir şeyler söyleyeyim. Sen beni rezil etmeye çalışıyorsun. Ya burada rezil olacak biri varsa o da o kadın. Oğlu yaşındaki insanla birlikte olmak ne demek? Baba Allah aşkına yeter artık. Bu benim hayatım ya, sal beni. Allah Allah. Ne oluyor Allah aşkına ya? Ne oluyor? Bir şey oldu yok. Ben odamdayım. Allah Allah. Herkesin kavgası bitti, sizinki başladı. Olmaz Ömer, olmaz. Ya o senin oğlun, onunla arkadaş olmalısın. Onu sarıp sarmalamalısın. Bak bir benden bir feyiz al ya. Allah Allah. Kayhan defol git. Bununla da muhabbet edilmiyor ha. Gel kapa. Ah Metan, ah. Nelerle uğraştırıyorsun ben? Hayırlı günler yenge. Ömer, hayırlı günler. Nasılsın? Akşam kız istemeye gidiyoruz. Bu kadar çabuk mu? Beklemek istemiyorlarmış. Sen de gelirsin. Kızı sen istersin. Abdullah Bey gelemeyecek çünkü. Doktor müsaade etmedi. Yapma ya. Ne de olsa baba yarısısın. Abdullah Bey'i aratmazsın. Tabii orası öyle. Olur yenge, olur. Gelirim. Akşam görüşürüz. Hadi kal sağlıcakla. Sağlam ya. Oy, oy, oy. Benim güzelim bu. Üzmüyorsun değil mi anneyi kızım? Dün ektin bizi. Tamam. Dün işlerim çoktu. Anladım. Öylesine söyledim zaten. Doğa benim, seninle bir şey konuşmam lazım. Tamam, konuş. Benim de sana söylemek istediğim bir şey vardı zaten, önemli. Şimdi... Tabii... Yani nasıl söyleyebilirim, ben de çok bilmiyorum ama... Evleniyorum ben, evleniyorum ben. Akşama da isteme var. Sen ne dediğinin farkında mısın Fatih? Biz yeni boşandık. Biliyorum. Biliyorum ama aile hayatını seviyorum Doğa. Bir düzenim olsun istiyorum. Seninle zaten... Artık aramızda duygusal bir bağ yok ve olmayacak da. Ben de denemek istiyorum yani. Anladım. Adı ne? Görkem. Annenin bulduğu kız herhalde.
Evet. Seviyor musun peki? Gereksiz değil mi bunları konuşmak? Yo, öyle merakımdan soruyorum. Seviyorum diyemem. Ama hoşlanıyorum yani. Anladım. O zaman mutluluklar size. Teşekkür ederim. Doğa. Bizim seninle dostluğumuz baki kalacak. Sen benim kızımın annesisin. Cemre de benim ilk göz ağrım. Ve başımın tacı. Sizi hiçbir zaman, kızımı hiçbir zaman ihmal etmeyeceğim. Merak etme. Şüphem yok. Efendim anne. Heh, Nursema. Akşam kız istemeye gidiyoruz. Ha, öyle mi? İyi hadi. Ya siz de vakitlice gelin. Buradan beraber gideriz. Öyle bir yer kapatmışlar. Tabii ani olunca fazla da hasta ya. İçine sinmedi herhalde. Anne herhalde. Kadın hasta, misafir mi ağırlayacak? Sen ona göre işinden erken çık. Tamam. Ben yalnız gelirim. Umut gelemez. Ha, o niyeymiş? Soğuk algınlığı herhalde. Size de bulaşmasın. İyi, tamam kızım. İyi, sen geç kalma hadi. Tamam, akşam görüşürüz. Ne haber Nursema? İyi, senden? İyi benden, Umut nasıl? Umut sanırım benden nefret ediyor. Yani ama haklı değil. Eğer bir suçlu arıyorsa aynaya bakması gerekiyor. Gel de bunu ona anlat. Erkekler için para ne kadar önemliymiş. Öyle. Yani güç göstergesi. Ama bence şöyle de bir şey var. Yani Umut paraya hiç tatmasaydı, yani zengin hiç olmasaydı böyle olmayacaktı. Şimdi attan inip eşeğe binmiş gibi oldu. Çakıldı o yüzden. İyi de ben de onunla evlenince bütün standartlarımı değiştirdim. İşte gocunmadım. Nursema, sen evlenirken babam milyarderdi ve sen bunun farkındaydın. Yani haklısın ama benim hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Yani bunu hiç düşünmedim. Biz kadınlar erkeklerden her zaman daha güçlüyüz bence. Biz parasız kaldığımız zaman gider bir yerde çalışırız, çabalarız. Yine de bir yerinden hayata tutunuruz. Mutlu oluruz yani. Cem, orası öyle. Biz erkekler zayıf varlıklarız. Sen hiç parasız kaldı diye, işsiz kaldı diye intihar eden kadın duydun mu? Biz hayata bir yerinden tutunmayı başarıyoruz. Yani haklısın. Erkekler için mal varlığını kaybetmek, para kaybetmek çok daha zor olabiliyor. Çok şakalar götürebiliyor bazen. Ama unutmayalım ki iş dünyasında da kadınları yeteri kadar yükseltmiyorlar. Yani hak ettikleri yerlere gelmelerine izin vermiyorlar en azından. Doğru söylüyorsun. Ha, yok mu var? Ama keşke daha da olsa. Hatta ne diyorum biliyor musun? Bırakalım dünyayı kadınlar yönetsin abiciğim. Biz de evde oturup salalım. Rüzgar ya. Şu halde bile güldürmeyi başarıyorsun. Daha çok gülmen lazım. Thank you.
güzel anlarımız o kadar az ki. Fatih bak, sen ailenin yanında başka birisin. Baş başarken başka birisin. Hem sen benim annem hakkında konuşacağını önce kendi annene bak. Yememiş, içmemiş, gelmiş duvar kağıdını sökmüş. Bana dokunma, senin neyini dinleyeceğim ben? Sen bu saatten sonra benim ve çocuklarımın yüzünü ancak mahkeme koridorlarında görürsün. Bak Doğa, beni istemiyorsan, sevmiyorsan eğer git. Bu kadar basit. Kes sesini diyorum ya, kes sesini, kes! Kes, kes, kes! Allah'ın cezası! Senin de dediğin gibi anlık bir hataya düştüm. Doğa, Doğa, beni... Git, gitme beni! Ben en doğrusunu yapıyorum. En doğrusunu. Doğacığım. Doğa ne oluyor? İyi misin? İyiyim. Yok bir şey. Doğa bak korkutuyorsun beni. Fatih. Evleniyormuş anne. Ne? Pembe'nin bulduğu kızı bugün istemeye gidiyorlarmış. Fatih de istiyormuş yani. Hoşlanıyorum dedi. Doğa yapma böyle, ne olursun. Beni hiç sevmemiş anne. Bir de bana diyor ki dost kalacağız falan. Ne dostuysa. Sen Fatih'le barışsaydın, tekrar geri dönseydin mutlu olacağını mı sanıyorsun? Siz Ömer abiyle mutlusunuz. Bizim yaşadığımız şeylerle sizinkiler aynı değil Doğacığım. Ayrıca bizim ortak bir çocuğumuz yok. Bir de sen ikinciye hamilesin. Uf anne. Doğacığım o çocuğu aldırman lazım bak. Herkes için en iyisi bu. Anne konuşmak istemiyorum diyorum bu konuyu. Sen niye benim üstüme geliyorsun ki? Ama bir gün bu konuşulacak. Bak Fatih o kızla evlenecek. Sonra sen bu çocuğu doğuracaksın. Sonra belki o kız da bir gün çocuk doğurmak isteyecek. Ne yapacaksın o zaman? Ya anne üstüme gelme. Ben odama gidiyorum. Biraz yalnız kalmam lazım. Sakın gelme. Dün geceden sonra seni görmek istedim Umut. Kusura bakma abi. Umut'cum benim kusura bakacak bir şeyim yok. Ama Nursema'ya biraz haksızlık ediyorsun gibime geliyor. Bana yapılan haksızlıklar ne olacak? Ya olabilir. O da olabilir. Ama hayat, yani kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Umut. Ayrıca Nursema seni seviyor, sayıyor. Bak ne kadar fedakarlık yaptı. Ya bu evlilik için yaptığı fedakarlığı sen biliyorsun. Yeğenim diye söylemiyorum bunu. Karşılıklı yaptık abi. E ne güzel. İşte zor günlerinizde bu durumu hatırlayacaksınız. Yoksa onca emek, verdiğiniz onca savaş. Heba mı olsun, boşuna mı gitsin? Olmasın tabii de. Ya olmasın tabii ki. Ama sen de biraz yapıcı olacaksın Umut. Aa amca. Nursema. Hoş geldin, nasılsın? İyiyim vallahi, ne olsun işte Umut'la öyle laflıyorduk. İyi yapıyorsunuz. Hoş geldin. Hoş buldum. Akşam kız istemeye gidiyormuşuz, haberin var mı? Var var, yengem söyledi. Evde de olmayacakmış galiba. Onların bir oteli mi ne varmış, onun restoranında olacakmış. Hmm. Yusuf mesaj attı konum. Şey, ne kız istemesi, ben bir şey mi kaçırıyorum? Fatih'e kız istenecekmiş de. E bütün gün böyle yorganın altında yatarsan dünyadan haberin olmaz. Toparla kendini. Neyse bana müsaade, akşam görüşürüz. Tamam amcacığım. Sen de bana uğur olur mu? Tamam abi. Sağ ol canım. Evet. Birbirinizi sevin, sayın. Sizi seviyorum. Biz de abi, görüşürüz. Eyvallah, görüşürüz. Benim çok halim yok, akşam gelemem, yorgunum. Tahmin ettim ben zaten senin gelemeyeceğini. Söyledim.
Sabahcığım, iyi misin yavrum? Uykum var anneanne. Biraz dinleniyorum öyle. Peki. Peki canım. Fatih. Ömer niye gelmedi? Trafikte kalmış. Konuştum, birazdan burada olur. Kıvılcım. Doğan'ın nesi var? Morali bozuk anne. Onu biliyoruz tamam da. Uykum var dedi. Ama tabii ben yemedim. Ağlayıp duruyor. Fatih evleniyormuş. Ne? Görücü meselesi gerçekmiş yani. Ay bunlar ne biçim insanlar? Bir de muhafazakar geçiniyorlar. Benim kızım içeride perperişan. Bunlar düğün dernek peşinde. İnanamıyorum. Peki o da niye ağlıyor? Kendi istedi. Ya anne, bilmediğin şeyler var. Söyle de bilelim o zaman. Bildiğini söylemeyeceksin ama. Ne oluyor Kıvılcım? Torunun hamile. Doğa, hamile. Hayvanlar olsun. Aman Allah'ım. Anne yavaş, Allah aşkına. Bak duyarsa kıyameti koparır. Abu Fatih. Hamile olduğunu biliyorsa da evleniyorsa Allah cezasını versin. Hiç kimsenin haberi yok. Kıvılcım, siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Böyle şey gizlenilir mi? Doğa istemiyor anne, ne yapayım? Doğanın aklıyla olur mu? Ortada bir çocuk varsa annesi kadar babasının da söz hakkı var. Saçmalamayın. Of, ben de biliyorum. Zaten ikna edecektim de ne bileyim kız isteyeceklerini düşünemedim yani. Sen şimdi hemen Ömer'i arıyorsun, söylüyorsun. O da Fatih'i kenara çekip söylüyor. Daha da kaos olsun. Olsun kızım. Söylemezseniz felaket olacak. Yok anneciğim, ben Ömer'i falan karıştıramam. O zaman yeri biliyor musun? Sen git. Bilmiyorum da Umut biliyordur kesin. Hemen hemen, hiç durma. Tamam, yolda öğrenirim. Hadi yavrum fırla. Of. Biz önce evladımızı düşünmek zorundayız. Oh. Oh. Hayırlı akşamlar. Biraz trafik vardı, kusura bakmayın geciktim. Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Siz gerçi zaten tanışıyorsunuz değil mi? İş için birkaç kez bir araya gelmiştik. Buyurun. Nasılsın Ömerciğim? Sağ ol yenge. Çok seviyor, çok seviyor. Annem nerede? Gitti. Nereye gitti? Annene söylemeyeceğime dair söz verdim ama söyleyeceğim sana. Ne oluyor anneanne? Annen senin hamile olduğunu söylemeye gitti. Ne? Delirdiniz mi siz ya? Kızım, doğrusu da bu. Ya Allah kahretsin. Saçmalama anneanne ya. Efendim Doğa. Anne hemen eve dön. Doğacığım, bu olay seni aşıyor. Ya anne ne demek aşıyor? Hemen eve dön diyorum. Doğa, benim önceliğim sensin. Hamileliğin gizlisi saklısı olmaz. Ya anne. Doğa, sakin ol. Anneanne sen karışma. Ne oluyor ya? Ablan delirdi. Doğa? Doğa. Ne oluyor ya? Söyleyecek misiniz bana ne olduğunu? Sen bana bir bardak su getir, fena oluyorum. Hadi. İyi akşamlar. Anahtar üstünde.
Bulcum Hanım. Herkese iyi akşamlar. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama önemli bir şey olmasaydı rahatsız etmezdim. Fatih, seninle bir konuşabilir miyiz? Ne oluyor Kıvılcım Hanım? Ne işiniz var sizin burada? Kıvılcım, ne oldu? Fatih, ne oluyor? Bilmiyorum. Ay, bunlar resmen yuva yıkım ekibi. Fatih, bir gelebilir misin lütfen? Ne oluyor Kıvılcım Hanım? Hayır, gelemez. Yahu siz nasıl insanlarsınız? Benim oğlum boşandı, hala kurtulamıyor sizden. Pembe Hanım, ben sizinle münakaşa etmek istemiyorum. Benim kızım hamile ve siz oğlunuza şu an kız istiyorsunuz. Hamile mi? Ne? Fatih. Evet. Doğa hamile. Doğa hamile. İşin var burada. Alev, sen ne yapıyorsun burada? Abla, hadi gidelim. Alev, ne oluyor? Ya bir defolun gidin artık şuradan ya. Anne, sus. Doğa hamile mi? Evet Fatih, doğru duydun. Doğa hamile. Değil. Doğa hamile değil. Alev, ne diyorsun sen? Ben hamileyim. Kızım, sen deli misin? Niye hamileyim diye atlıyorsun? Ben yeni boşandığım için kimse hamile olmama laf etmez. Sen de işte o zaman da ne yapacağına karar verirsin. Canım benim ya. Da şimdi herkes seni yiyecek. Bir şey olmaz. Alışkınım ben. Sen de böylelikle zaman kazanmış olursun. Doğa, çok teşekkür ederim. Saçmalama. Ben bu duyguyu çok iyi biliyorum. Hep senin yanındayım. Biliyorum. İyi ki varsın. Ne yapacaksın peki? Karar verdin mi? Vallahi işte saklayabileceğim zamana kadar saklayacağım. Doğuracaksın yani. Doğa, benim bu yaştan sonra bir daha hamile kalmam çok zor. Madem böyle bir şey oldu. İnanmıyorum sana ya. Ben bu çocuğu kendim için doğuracağım. Gel. Doğru duydunuz. Hamileyim. Kimden olduğunu da biliyorsun zaten. Anne. Anne. Ah, ay bu başımıza.